Keyifle gelecektim ama ne yapayım, kusurum ama. Abi bir dahaki de. Evet. Bir dahaki de. Ama iyi yapmışlar. Benim, biz ikinci kata geleceğiz. Belgesini paylaşın diye merak edeceksiniz. Biraz merak edin. Ben şimdi 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan bir arkadaşımız olarak ve bütün Cumhuriyet Halk Partisi tarihine baktığımızda 89 yıllık tarihte hiç yüzümüz değişmemiş. Yüzümüze baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yüz nakli olmaz. Sayın Başbakan galiba kendisiyle karıştırıyor. Eğitim tartışmasının olduğu bir ortamda bugün sıcağı sıcağına arkadaşlarımızın bana göndermiş olduğu bir ibret belgesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Niye ibret belgesi diyorum? Gerçekten insanların hafızasının alamayacağı bir anlayış ve belge. Savcılık benim de başkanı olduğum Toplumsal Eğitim ve Geliştirme Derneği, yani kısaca adı kamuoyunda bilinen Cumhuriyet Halk Evleri ile ilgili soruşturma açmış. Soruşturmanın gerekçesi ne? Soruşturmanın gerekçesi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihbar etmiş. Bu dernek ne yapar? Derneğin işlevi ne? Dernek benim İstanbul'da il başkanı olduğum dönemlerde, ondan önce de özellikle 94 yılında belediye başkanı vekili olduğum ve Kadıköy Belediyesi'nde başlatmış olduğumuz benzer sosyal projelerin bir tanesini sivil bir anlayışla hayata geçirmek istedik. Kamu kaynaklarını kullanmıyoruz. Devlet olanaklarını kullanmıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi olanaklarımızla binlerce kadın arkadaşımızın uğraşıyla ciddi bir mücadele ve ciddi bir çalışma sonuç itibariyle bir fezlekeye dönüştü. 1000 tane fezleke de gönderseniz, 1 milyon kere de soruşturma açsanız biz inandıklarımızda vazgeçmeyeceğiz. Bunu böyle bilesiniz.